Meme büyütme estetiğinde kullanılan silikonlardan bahsedeceğim. Temel olarak iki çeşit silikon var. Bunlardan bir tanesi damla silikon, diğeri de yuvarlak silikon. Yuvarlak silikon, ortadan ikiye bir kesit aldığımız zaman yukarısı ve aşağısı eşit oranda olan silikon. Damla silikondan ise ortasından bir kesit alırsak %40'ı silikonun üst kısımda, üst kutupta, %60'ı ise alt kutupta kalacak şekilde modellenmiş ve yapılmış silikon çeşididir. Damla ve yuvarlak silikon ayrımından başka silikonlarda bir de hem yuvarlak silikonda olsun hem damla silikonda olsun silikonun yüksekliği devreye giriyor. Burada profil, yani silikonun profili. Şimdi iki tane 250 cc olan silikonu elime aldım şu an. Bir tanesi yüksek profil, high profil, diğeri ise orta profil olan bir silikon. Orta profili kime kullanacağız? Yüksek profili hangi hastaya kullanacağız? Şimdi bu sorunun cevabını verebilmemiz için hastayı muayene etmemiz lazım. Muayeneden sonrasında meme dokusu bir miktar olan hastalarda eğer memenin çok öne gitmesini istemiyorsa, yani projeksiyonunu, memenin öne giden kısmının az olmasını istiyorsa hasta, o zaman daha dar olan, orta profilli olan silikonları tercih ediyoruz. Ama meme dokusu çok az olan ya da hiç olmayan hastalarda ise meme oluşumunu düzgün yapabilmemiz için yüksek profilli silikonları tercih etmemiz gerekiyor. Meme silikonu yaptıracak olan hastaların diğer sık sorduğu sorulardan bir tanesi de silikonu nereye koyacağız? Kas altına mı koyacağız? Kas üstüne mi koyacağız? Yoksa meme dokusunun altına mı koyacağız? Şimdi meme silikonunu konulabileceği 3 tane plan vardır. Bunlardan bir tanesi meme dokusunun altı. Diğeri bir alt plan olan, yani daha derin plan olan kas zarı altı. Üçüncü plan ise kas dokusunun altıdır. Şimdi bunlardan meme dokusunun altında kullandığımız subglandular plan dediğimiz meme büyütme tekniğini artık zaten kullanmıyoruz. Çünkü meme dokusunun içerisinden gittiğimiz bir teknik bu. Çok eskilerde kullanılıyordu, artık bu teknik kullanılmıyor. Dolayısıyla kullanılabilecek iki tane plan kalıyor bize. Bir tanesi zar altı dediğimiz plan, diğeri ise kas altı dediğimiz plan. Peki zar altı mı yaptırmalıyız, kas altı mı yaptırmalıyız? Bunun kararını nasıl vereceğiz? Eğer ki meme dokunuz çok azsa ya da yoka yakınsa silikonu daha derine gömmek lazım. Daha derin plana koymak lazım. Dolayısıyla kasın altına koymamız lazım. Neden? Yüzeyel plana koyarsak, yani zar altı plana koyarsak eğer, koyduğumuz silikon elimize gelecektir. Ama meme dokunuz varsa bir miktar, orta ve yüksek miktarda meme dokunuz var ama meme büyütme istiyorsak, o zaman zar altı tekniğiyle meme büyütme işlemini yapabiliriz.